Biliyorsunuz AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce 5 üniversiteye rektör atadı. Buna göre Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Melih Bulu, Pamukkale Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Ahmet Kutluhan, Antalya Bilim Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor İsmail Yüksek, Beykoz Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Mehmet Durman ve Çağ Üniversitesi rektörlüğüne Profesör Doktor Ünal Ay atandı. Daha önce AKP'de birçok görevler üstlenen ve en son 2015'te İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı olan Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atanması ise büyük tepki çekti. Gelin kayyım ne demek, hangi durumlarda kayyım atanması yapılır bir bakalım. Her ne kadar bu dönem herkesin dilinde kayyum denilse de doğrusu kayyımdır. Kayyım olarak atanan kişi kamu görevlisi olup en yüksek mal memurudur. Kayyım hakkında yapılacak şikayetler defterdarlıklara veya mal müdürlüklerine yapılmaktadır. Kayyım atamasının gerçekleşmesi için ortada usulsüzlük olması gerekmektedir. Türk Dil Kurumu'na göre kayyım ataması için bir durum söz konusu olmasına kayyımlık denilmektedir. Aynı zamanda kayyımın görevi anlamına gelen kayyım mahkeme tarafından verilmektedir. Usulsüzlüğün gerçekleştiği makama bir süreliğine atanan kayyım, makam için gerekli görev ve çalışmaları yerine getirmektedir. Türk Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisine göre kayyım, sözlükte doğrulup ayakta durmak, devam ve sebat etmek, bir işin idaresini üzerine almak, gözetip korumak anlamındaki kıyam kökünden mübalağa ifade eden bir sıfat olup, her şeyin varlığı kendisine bağlı olan kainatı idare eden demektir. Kayyım türlerini ve hangi durumlarda kayyım atanabileceğini bir anlayalım. Kanuni kayyım, iş veya mal sahibinin rızasına bakılmaksızın yasalarda belirtilen durumlarda tayin edilen kayyımdır. Suç şüphesiyle kayyım tayini, yasalarda belirtilen belirli suçları işlemekte olduğu konusunda kuvvetli şüphe bulunan şirketlere kovuşturma sürecince kayyım atanabilir. Bu suçlar göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, uyuşturucu ticareti, kalpazanlık, fuhuş yaptırma, kumar oynatma, zimmete mal ve para geçirme, kara para aklama, silahlı örgüt kurma, silah kaçakçılığı, casusluk, kaçakçılık ile kültür ve tabiat varlıklarına karşı işlenen bazı suçlardır. İflasın ertelenmesi, ilgili mahkemenin iflasın ertelenmesi talebi üzerine kayyım atamasıdır. Kayyım, şirketin faaliyetlerinin sürdürülmesi, işlerinin devam ettirilmesi, şirket mal ve varlığının korunması, şirketin iyileştirilmesi konularında şirketin yönetimi ve gözetimini sağlar ve bu sayede şirketin ve hissedarların yanı sıra şirket alacaklarının da menfaatlerini korur. Gayiplik durumu. Gayiplik, bir kimsenin sağ olup olmadığının bilinmemesi veya yaşadığı yerin bulunamaması durumudur. Örneğin, bir miras açıklandığında mirasçılardan biri bulunamıyorsa veya devletin menfaati söz konusuysa mirasçının yerine kayyım atanabilir. İhtiyari kayyım. Kendisine ihtiyari hacir, ki buna kısıtlama deniliyor, durumu bulunan reşit bir kimseye kendi isteği üzerine atanan kayyımdır. İhtiyari hacire örnek olarak engellilik, ihtiyarlık ya da tecrübesizlik verilebilir. Şimdi soruyorum. Atadığınız Melih Bulu'nun intihal yaptığı doğru mudur? Melih Bulu AKP'den siyasete girmeseydi rektör olabilir miydi? Görülen o ki bu süreçte kayyım atayıp atayıp duruyorlar. AKP'li Cumhurbaşkanı'ndan isteğimdir. Apartmanlarda yönetim var. Apartmanlara da kayyım atayabilir mi?